karton toplayan fakir ve ailesi çöpten elmas dolu bir çanta buldu. Ve artık onlar milyoner. Şehrin en lüks binasını satın aldılar. Zengin abi, bak diyorum ki şuradaki arsayı ve şuradaki arsayı satın alalım. Buralara yeni lüks binalar yaptırırız. Ne dersin, süper olur. Evet fakir, artık milyoneriz. Yeni yatırımlar yapmamız lazım. Bu şehrin artık en zenginleri biz olacağız. İşte bak, şehrin şu taraftaki kısımlarına da aynı bu taraftaki gibi yüksek binalar dikelim. Bu sayede hem çok para kazanırız hem de şehir gelişir. Doğru söylüyorsun. Yakında da başkanlığa adaylığımı koyacağım zaten. Evet babacığım, bakarsın bu şehrin de başkanı olursan. Tabii canım, olursun. Neden olmasın? Aslan kocam benim. Fikir dedeciğim, ama ilk önce bu şehirdeki insanlara yardım etmen lazım. Evet evet, doğru. Yani daha dün karton topluyorduk, şimdi şu halimize baksana, artık bir milyoneriz. Zengin abi, gel ikimiz insanlara yardım etmeye gidelim. Bu sayede onların oylarını alabiliriz. Belki de başkan seçerler bize. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim fakir. Kemal abi bak, artık yetişemiyorum. Ben bu şehrin komiseriyim ama belediye başkanlığını da ben yapıyorum. Artık belediye başkanlığını senin yapman lazım. Çünkü benim çok işim var. Eskiden fakirdi bu şehrin belediye başkanı. Ama artık sen olacaksın. Kerem, yapabilir miyim kardeşim, bilmiyorum ki. Yaparsın abi, neden yapamayacaksın ya? Fakir bile yapıyordu. Evet, fakir yapıyorsa ben de yaparım. Tek yapman gereken sana gelen kağıtları okuyup imzalamak. Bu kadar kolay. Evet, işte geldik. Eskiden bizim karton topladığımız sokak. Hadi fakir, zor durumdaki insanlara yardım edelim artık. Tamamdır, şu adama yardım et zengin. Tamam fakir, hemen ediyorum. Beyefendi buyurun, başkan adayı fakirin yardımını getirdim. Allah razı olsun. Hanımefendi buyurun, bu yardımı kabul edin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İşte burada da birisi var. Amcacım buyur, bu yardımı kabul et. Sağ ol evladım. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey. İşte buyurun beyefendi. Çok sağ olun, ekmek alacağım bununla. Rica ederim, ne demek. Hadi gel zengin, yardım etmeye devam edelim. Evet fakir, bak birileri geliyor, şunları da verelim bir elmas. Merhaba, size elmas vermek istiyorum. Ben de eskiden bu mahallede oturuyordum. Hatta hemen şu alt sokakta kartondan evlerde oturuyorduk. Bu mahalledeki insanların ne kadar fakir olduğunu biliyorum. Evet, o yüzden biz de yardım etme kararı aldık. Çok teşekkür ederiz. Biz de ev kiramızı ödeyemiyorduk. Bu elmaslar bize biraz olsun yardım eder. Rica ederim. Belediye başkanı olduktan sonra da her zaman yardım edeceğim. Ne kadar iyi birisi. Eğer ki bu adam aday olursa ona oy vereceğim. Evet, eskiden bizim oturduğumuz karton evlere geldik. Şimdi kim bilir içeride hangi yoksul insan oturuyor. Evet, şu kapıyı bir çalalım. He, oyuncaklar! Bunlar ne böyle? Evet, burası da benim oturduğum ev. Buyurun beyefendi, birine mi baktınız? Aslında ben size yardım etmeye geldim. Bu çantanın içinde paralar var. Ne? Gerçekten mi? Evet, buyurun. Çok sağ olun, beni çok duygulandırdınız. Abicim sağ olun, Allah sizden razı olsun. Ne demek kardeşim, biz de eskiden bugünlerden geçtik. Neler yaşadığınızı iyi bilirim. Bu oyuncaklar senin, al bakalım ufaklık. Çok teşekkür ederim. Bu benim en sevdiğim araba, çok sağ olun. Çok sağ olun beyefendi. Kusura bakmayın, çok duygulandım. Uzun zamandır çocuğum bu kadar mutlu olmamıştı. Ne demek, artık bu şehri ben yöneteceğim. Ve bu şehirde hiçbir yerde fakir insan kalmayacak. Bu çantaların içinde paralar var. Lütfen kabul edin. Çok sağ olun beyefendi. Gerçekten çok duygulandırdınız beni. Ne demek kardeşim? Paylaşalım ki Allah daha çok versin, değil mi? Evet, belediye başkanlığına başladım. Biraz heyecanlıyım. Başkanım merhaba. Şurayı imzalayabilir misiniz acaba? Tabii, hemen imzalıyorum. İşte. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Buyurun bayan, sizin ne vardı? Başkanım, imza atılması gerekiyordu. Tamamdır. İşte. Oldu mu? Sağ olun başkanım, teşekkürler. Ulan ben bu işi sevdim, kolaymış valla. Başkan evladım, yeni ev yapacaktım da şurayı bir imzalayabilir misiniz? Sizin imzanız gerekiyormuş. Evet evet, imzalayayım amcacığım, buyur. Sağ ol evladım. Valla ben bu işi sevdim, okumaya bile gerek yok. İmza at geç. Merhaba başkanım, şu kağıdı imzalar mısınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun beyefendi, sizin de mi imza atılacaktı? Evet başkan bey, şu kağıdı okumadan imzalarsanız çok iyi olur. He tabii tabii, işte buyurun, hemen imzalıyorum. Şunu da imzalayayım bari. He, iki tane. Aha, evet iki tane. Bunu da imzalarsanız işimiz bitmiş olacak. Tabii tabii, hemen onu da imzalayayım, işte buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, güle güle.
Ulan bu başkanlık işini ben bayağı bir kavradım ya. Bayağı da güzel ve kolaymış. Sabahtan akşama kadar imza atıyorum. Evet beyler, şehrin tapusu ve şehrin sahibi artık benim. Tebrikler patron, imza almayı başarmışsın. Herhalde oğlum, siz beni ne sandınız? Artık bu şehir benimdir. Hadi beyler yürüyün, yapılacak bir işimiz var. Hey gidi günler ey, zaman ne çabuk geçiyor ya. Bu resimler sanki dün gibi aklımda. Çok iyi hatırlıyorum her şeyi. İşte gelin beyler hadi. Kerem komiser buradasın demek ki. Sana göstermem gereken şeyler var. Hı? Sen kimsin? Bu kağıtları nereden buldun? Şehrin tapusu ve sahibi belgeleri. İkisi de imzalı. Bu şehir artık benimdir. Hayır, sahte bu belgeler. Yalan söylüyorsun, çık git buradan. İşte olun, siz de bakın polisler. Hı? Olamaz komiserim, bu belgeler sahte değil. Nasıl oluyor bu? Belediye başkanı imza attı. Hayır polisler, tutuklayın şunu. Komiserim maalesef belgeler sahte değil, şehrin yeni sahibi Hüseyin Bey. Hayır, Kemal abimi kandırmış. Polisler şimdi beni dinleyin. Tutuklayın şu Kerem komiseri. Hayır hayır. Üzgünüm komiserim, yetki artık onda. Ah be Kemal abi, ne yaptın sen? Ya benim kurallarıma uyarsın ya da bu şehri terk edersin. Senin kurallarına falan uymam ben. Kemal abimi resmen kandırmışsın. Atın şunu şehirden polisler. Emredersiniz Hüseyin Bey. Yürü Kerem komiser. Artık yetki sende değil. Şehirden kovuldun. İşte bu güzel. Takip edin şunu. Şehirden çıkmazsa zorla atın. Hayır, ne yaptın sen Kemal abi, ne yaptın? Fakir, bu binayı komple satın almamız çok iyi olmadı mı? En üst katta evimiz ve orta katta da iş yerimiz var. Evet zengin, binada %100 koruma altında. Fakir bu, şehrin baş, kralımızın çiftçisin. Zengin şuraya bak, insanlar geldi. Slogan atıyorlar zengin, başkan olmamı istiyorlar. Hak ettin fakir başkan olmayı, herkese yardım ettik. Çok güzel, çok güzel. Bu şehrin de başkanı ben olacağım. Tıpkı diğer şehrimiz gibi bu şehri de çok geliştireceğiz fakir. Baksana ne kadar çok insan başkan olmanı istiyor. Evet zengin, çok mutluyum. Fakir bu. Ha? Şurada ne oluyor ya? Bu insanlar fakir falan mı diyor, ben mi yanlış duyuyorum? Aa evet, bu fakirin fotoğrafı. Beyefendi bakar mısınız, ne oluyor burada? Fakir bey hepimize yardım etti. Şu anda kendisi yukarıda. Ne? Nasıl? Fakir o kadar zengin miydi? Hem de nasıl? Çok büyük bir serveti var. Şu anda yukarıda mı dediniz? Evet, fakir beyi başkan seçeceğiz, göreceksiniz. Fakirle görüşmem lazım benim. Yukarı çıkayım. Hop dur bakayım hemşerim, nereye gidiyorsun? Fakirle görüşmem lazım. Hı, herkes görüşmek istiyor zaten, öyle kolay mı sandın? Kerem komiser geldi deyin, fakir beni tanır. Tamam sen burada kal, ben fakir beye haber verip geliyorum. Pek sanmıyorum fakir beyin seninle konuşacağını. Günde nereden baksan 200 kişi onunla görüşmek istiyor. Fakir beni tanır, öyle demeyin. Diğer şehrimizde çok yakın arkadaştık onunla. Fakir bey merhaba, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Önemli değil, buyur, bir şey mi oldu? Şey fakir bey, aşağıda bir beyefendi sizinle görüşmek istiyor. Sanırım siz onu tanıyormuşsunuz, öyle dedi. Allah Allah, kimmiş, adı neymiş? Kerem komiser olduğunu söyledi. Ha? Kerem komiser mi? Çağırın bakayım yukarı, ne istiyormuş? Hangi yüzde geldi buraya? Emredersiniz fakir bey, hemen çağırıyorum. Neden geldi acaba? Şimdi anlarız. İşte geldi. Ne oldu, fakir kabul etti mi? Evet, fakir bey yukarıda seni bekliyor. Hadi gel gidelim. Tamam, geliyorum. Asansöre bin, 6. katta fakir bey ofisinde. Tamam, çok sağ ol. Bakalım şu Kerem ne istiyormuş? Neden gelmiş bu şehre, şimdi anlarız. Korumalar, siz de tetikli olun. Kerem'in ne yapacağı belli olmaz. Emredersin patron. Gel bakalım Kerem komiser. Selamlar, merhaba fakir ve zengin. Kerem komiser sen hangi yüzde geldin buraya? Fakir, ne desen haklısın ama lütfen birazcık dinleyin beni. Evet Kerem komiser, dinliyoruz seni. Sen gittikten sonra şehirde belediye başkanı olmadığı için Kemal abimi belediye başkanı yaptık. Bana ne bundan? Kemal abim de pek belediye işlerinden anlamadığı için önüne gelen her kağıda imza atmış. Yani sonuca gel. Fakir, şehrin tapusu bir adama geçti. Bu adam manyak gibi, biraz yardım etmen lazım. Yardım mı? Bizi şehirden kovmadan önce aklın neredeydi? Bak ben sadece görevimi yaptım. O senin görevin falan değildi Kerem komiser.
Fakir zengin yapmayın. Bakın o şehirde sizin bir tür emeğiniz var. Bu emekleri çöpe atmayın. Yardım edin, şu adamın elinden alalım şehri. Defol git buradan Kerem komiser. Artık bizim şehrimiz burası. Bunu sen istedin Kerem komiser, biz değil. Bize bunu yapmaya sen mecbur ettin. Yeter artık, bana bakın. Hop hop, ne oluyor? Korumalar, atın bunu dışarı çabuk. Hayır yapmayın fakir, yardım etmeniz lazım lütfen. Beni yarı yolda bırakmayın fakir. Sen bizi yarı yolda bıraktın ama Kerem komiser. Seni öyle kolay affedeceğimizi mi sandın? En iyisini yaptın fakir. Bırak ne halleri varsa görsünler. Bizim şehrimiz artık burası. Açın kapıyı, açın. Çabuk açın diyorum size şu kapıyı. Buyurun, bir şey mi oldu? Ben bu şehrin yeni sahibi. Evet biliyorum. Bu evde oturmak için vergi ödediniz mi? Yo, ödemedim. Çabuk vergini öde, çabuk. Tamam, kaç para? Ver, cebinde ne kadar varsa ver işte. Cebimde işte bu kadar var. Tamam, aferin. Bundan sonra bu şehirde herkes vergisini ödemek zorunda. Yürü, herkesten vergi toplamaya gidiyoruz. İşte şuradan bir araba geliyor. Hop, dur bakalım. Buyurun, bir şey mi oldu? Bu arabanın vergisini ödedin mi sen? Çabuk vergini öde. Ama... Vergisini ödemeyen şehirden kovulur. Tamam, işte buyurun. Aferin, güzel. Hadi koruma gel, biz de vergi toplamaya devam edelim. Allah rızası için bir sadaka verin, yalvarırım. Hop dur bakalım, sen dilenmenin vergisini verdin mi koçum? Allah rızası için abi bir sadaka ver. Ne diyorum ben sana, vergini ödedin mi sen? Yok abi, bize öyle bir talimat gelmedi. İyi artık geldi, çabuk vergini öde. Tamam abi buyur, yeter mi? Hayır yetmez, biraz daha ver çabuk. Tamam abi buyur, bu yeter mi? Hayır, diğerini de ver çabuk. Tamam abi al işte. Aferin. Benim elimde bir şey kalmadı. Kaldı işte, şehirde yaşıyorsun. Vergini ödediğin için şehirde yaşamana izin veriyoruz. Evet, sıra geldi bu evden vergi almaya. Buyurun beyefendi. Merhaba. Merhaba, buyurun. Elimdeki belgelere göre siz nefes alma vergisi vermiyormuşsunuz. Ne? Nefes almak istiyorsanız verginizi verin. Verginizi kaçırmayın. Ama öyle şey mi olurmuş? Ne nefes alma vergisi ya, saçmalamayın. Verginizi vermediğiniz için sizi bu evden kovuyorum. Sokakta yaşayacaksınız. Çabuk çıkın evden. Hayır, bu işler iyice çığırından çıktı. Bu manyak adam şehirdekileri resmen dolandırıyor. Bizimkileri evden kovuyorlar resmen. Saçma sapan paralar isteyip insanları zor durumda bırakıyorlar. Ne yapacağız biz, ne yapacağız? Kendileri insanlardan topladıkları paralarla lüks içinde yaşıyorlar. Şehirdeki insanlar ise fakir ve yoksulluk içinde. Ne yapacağız biz, ne yapacağız?